Sevgili dostum, ayrılık süreci aslında en büyük sorunlardan, zorluklardan biri değil. Bir de ayrılıktan sonraki süreci nasıl yönettiğimiz de çok önemli. Birçok insan zannediyor ki ayrıldıktan sonra her şey böyle bıçakla keser gibi kesilecek ve ondan sonra geçmişe dair artık bir şey hissetmeyecek, bir şey düşünmeyecek. Oysa bu mümkün değil ve bu insanın çok da yaratılışına uygun bir durum değil. Ayrıldıktan sonra duygularımız bir süre daha devam eder. Ama bu duygular sadece sevgi veya özlem değil, kırgınlık, kızgınlık, öfke şeklinde de kendini gösterebilir. Diğer yandan düşüncelerimiz de devam edebilir. Kendimizi suçlayıcı düşüncelerimiz, pişmanlıklarımız, keşkelerimiz de bir süre daha devam edebilir. Hatta boşandığınız zaman bile bir süre daha hukuki süreçleriniz devam edebilir, ekonomik bağlarınız devam edebilir. Hatta ortak çocuğunuz varsa hayatınız boyunca o insanla görüşmek zorunda da kalabilirsiniz. Aslında burada vermek istediğim ana mesaj şu: ayrılmakla her şey anında pat diye kesilmiyor. Hal böyle olunca bu dört bağ dediğimiz, özellikle zihinsel, duygusal, ekonomik ve hukuki bağ ayrıldıktan sonra da bir süre daha devam edebilir. Böyle olunca da şunu görebiliyoruz bazen. Bazı insanlar ayrıldıktan sonra hemen iyileşmeye çalışıyorlar. Hemen iyileşemediklerinde veya hemen toparlanamadıklarında da kendilerini suçlamaya başlıyorlar. Bu bir süreçtir. Bu bir yastır. Yas süreci de bir yakınınızı kaybetmek gibi hissetmeniz ve yaşamanız gereken bir süreçtir. 10 yıllık bir ilişkiyi 10 yıllık bir ilişkiyi bitirdikten sonra 10 günde tabii ki toparlanamayacaksın. Veya 1 yıllık ilişkiden sonra muhtemelen bazı olumsuzluklar yaşadığın için ayrıldığında hemen bitmeyecek. Bu birinci noktaydı. İkinci nokta, birçok insan farkında olmadan ayrıldığı kişiyi takip ederek kendine anlam ve değer yüklemeye başlıyor. İşte benden sonra çok üzülüyorsa ben ne kadar değerliyim, bak bana çok değer vermiş. Benden sonra çok eğleniyorsa, hiç umursamıyorsa beni hiç mi sevmedi, bana hiç mi değer vermedi diye düşünmeye başlıyoruz. Bu da ikinci noktaydı. Üçüncü nokta, üçüncü nokta bizden sonraki ilişki seçimleriyle yine kendimize bir değer biçmek. Benden sonra herhangi bir açıdan benden üstün biriyle birlikte olduysa ben demek ki yetersiz ve değersizmişim, ya da ben bundan dolayı demek ki bu ilişki bitti. Ama benden sonra benden daha vasat biriyle evlendiyse ve birlikteyse gitmiş layıkını bulmuş diye düşünmeye başlıyoruz. Her ikisi de yanlış. Kişinin bizden sonraki baş etme şekli bizim değerimizi değil, onun baş etme tarzını gösterir ve bu bizim kişiliğimizle ilgili değil, onun baş etme tarzını ortaya koyan kişiliğiyle ilgilidir. Seni terk eden veya senin terk ettiğin kişiyi takip edersen asla ve asla iyileşme sürecini kısaltamazsın. Çünkü tam toparlanacakken onun erik dalıyla oynayıp bir videosunu gördün, bütün hayallerin suya düştü. İnsan hiç mi değer vermez, hiç mi saygı duymaz diye kendini yıpratmaya başlarsın. Ya da tam toparlanacakken daha kötü bir halini gördün, işte depresif, işte böyle acınacak bir durumunu gördün sosyal medyadan ya da birileri söyledi. Bu sefer ya acaba hata mı yaptım, onu bu hale ben mi getirdim diye yine toparlanma sürecini bloke edersin. Unutma, ilişki iki kişiliktir, ayrılık tek kişiliktir. Herkes kendi ayrılığını kendi sürdürmek zorundadır. Bunu da belirttikten sonra bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Bazı insanlar ilişkinin bitmesine karar verdikten sonra, beraber bitmesine karar verdikten sonra arkadaş kalalım diye bir ısrara giriyorlar. Oysa bu kadar kırgınlık, kızgınlık veya taraflardan birinin istememesine rağmen, ayrılığın gerçekleşmesine rağmen arkadaş kalabilmek çok mümkün değildir. Zaten arkadaş kalabilmiş olsaydı muhtemelen o ilişki devam edecekti. Arkadaş kalma ısrarı aslında ilişkiyi ve iyileşmeyi bloke eden bir durumdur. Sen iyileşmeye çalıştıkça arkadaş kalmak isteyen genellikle zaten çoğunlukla ayrılmak istemeyen taraftır ya da kendi hayatını kurmak isteyen taraftır. Sen iyileşmeye çalıştıkça onunla her görüştüğünde aslında o mevcut duyguları sürmesini isteyeceksin. Ya da ne olacak? O seni sevmiyorum diyecek ama hayatımda benim başka ihtiyaçlarımı gider diyecek ve sen yine yıpranacaksın. Ayrıldığın kişiyle illaki arkadaş olmak istiyorsan gerçekten önce uzun bir süre nötr olana kadar görüşmemen gerekebilir. O duygularını yitirmen gerekir, onunla ilgili beklentilerini yitirmen gerekir. Belki daha sonra artık hiçbir şey hissetmiyorum, nötr oldum diyorsan ki yine de son ana kadar ben bunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum, o zaman deneyebilirsin. Bugün şunu aslında daha çok anlatmaya çalıştım. Ayrıldıktan sonra karşıdakini takip edersen kendine olan İnancı ve kendine olan saygını yitirebilirsin. Onun her hareketiyle kendine bir anlam yüklüyorsun. Onun her tercihiyle kendine bir değer veya değersizlik atfetmeye başlıyorsun. Senden sonra nasıl baş ettiğine çok takılma.
herkesin baş etme şekli, ayrılıkla baş etme şekli, acıyla baş etme şekli herkesin farklıdır. Onun acıyla baş etme eşiği düşük diye bu senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Senden sonra hemen yara bandı bir ilişki buldu diye seni hiç sevmediği anlamına da gelmez. O seni o ilişki sürdüğü sürece sevmiştir. Senden sonra ne yaptığının sana verdiği bir değerle ya da senin kendi değerinle ya da seninle birlikteyken sana olan sevgisiyle hiçbir şekilde alakası yoktur. İnsanlar ayrıldıktan sonra kendi yollarını kendi özgücüyle ve imkanlarıyla çizerler. Birisi oturur aylarca yıllarca yas süreci tutar, diğeri hemen başka bir ilişkiye başlar, diğeri umursamaz hayatına bıraktığı yerden devam eder. Ama hiç kimse bunu bir öncekine verdiği değer veya değersizlikle yorumlamamalıdır. Buna dikkat etmeni istiyorum. Sonuçta ilişki iki kişilik. Ayrılık tek kişiliktir ve herkes kendi yasını kendisi yaşar. Biri oturur, uzman desteği alır, hayatını daha yoğunlaştırır, sosyal boyutunu güçlendirir, ailesiyle daha çok zaman geçirir. İlişkideyken ihmal ettiği birçok alanı aktive eder. Bir başkası hemen bir ilişki seçer veya hiçbir şey olmamış gibi davranır. Herkesin seçimi kendi baş etme gücüyle alakalıdır. Bunu unutmanı istemiyorum. Bununla ilgili asla kendini suçlama. Onun ne yaptığıyla ilgili de kendini asla değersiz hissetmek gibi bir kendine acımasızlık yapmanı da istemiyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.